Sabiha Gökçen Havalimanımız her geçen gün artan yolcu sayısı ve vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine ciddi bir kapasite artışına ihtiyaç duymaktaydı. Bu nedenle Sabiha Gökçen Havalimanı'nı yenilikçi ve vizyoner bir bakış açısıyla geliştirecek çalışmalara başlamıştık. 3540 metre uzunluğundaki en geniş gövdeli uçakların inebileceği ikinci pistin yanı sıra 3 adet taksi yolu, 62 adet uçak kapasiteli orta apron ve 40 uçak kapasiteli kargo apronu ile hava trafik kontrol kulesi, teknik blok, itfaiye ve garaj binası gibi 19 bin metrekare alanı sahip üst yapı tesislerini de çağın en son teknolojileriyle yeniledik. 91 metre yüksekliğinde hava trafik kontrol kulemiz 9 Ocak 2023 tarihinden itibaren tüm hava trafik sistemleriyle birlikte 7/24 hava trafik operasyonuna hizmet vermektedir. Bugünden itibaren de hava trafiği açısından en verimli kullanım şekli olacağı ve maksimum kapasiteyi sağlayacağı için yeni pistimizi iniş, eski pisti ise kalkış amacıyla kullanacağız. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanımızın hava trafik kapasitesini en az 2 katına çıkarmış olacağız. İlerleyen zaman içerisinde de bunu 2,5 kata kadar artırmış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi her zaman dile getirdiği yol medeniyettir, yol gelişmedir, yol büyümedir. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayan güvenli, ekonomik, konforlu, hızlı bir ulaşım altyapısının oluşturulması bakanlığımızın temel hedeflerinden olmuştur. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projeler ile Türkiye yüzyılına hazırız ve bu yüzyılı daha nice proje ve hizmetlerle taşlandırarak ulaşımın da yüzyılı yapacağız inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın durmak yok, yola devam sloganı tam da biz ulaştırmacıların sloganıdır. Bu sloganla yolumuza devam edeceğiz.